Herkese kucak dolusu selamlar. Bugünkü konumuz olmazsa olmaz. O olmazsa hiçbir şey olmaz. Nedir bu sevgili arkadaşlar? Mindset is alles. Mindset her şeydir. Bunun İngilizcesi de var. Ben Almancısını söylüyorum çünkü Almanya'da yaşıyoruz ve Avrupa'daki vatandaşlarımıza hitap ettiğimizden dolayı bu cümleyi söylüyorum. Yani mindset her şeydir. Çok önemli. Eğer mindsetin düzgün değilse o zaman sıkıntı var. Eğer mindsetin iyiyse, pozitifse o zaman çok iyi her şey. Peki hocam bu mindset nedir ya? Mindset ne biliyor musun? Zihinsel bakış açısı. Senin zihinsel yapı veya zihniyet de diyebilirsin, mentalite de diyebilirsin. Bin tane en az bunun alternatif kelimeleri var. Ama ben mindset'i kullanıyorum. Mindset daha böyle Avrupa'da kullanıldığından dolayı mindsetini neden değiştirmelisin, neden çok önemli, neden olmazsa olmaz. Bugünkü konumuz bu sevgili arkadaşlar. Şimdi istatistikleri söyleyeceğim. İstatistiklere göre sevgili arkadaşlar çocuk dünyaya geldiği günden itibaren 18 yaşına kadar devamlı olumsuz cümlelerle yetişiyor. Bilgisayar programı gibi devamlı programlanıyor 18 yaşına kadar. Peki hangi cümlelerle programlanıyor? Öğrenilmiş çaresizlikler. Yani çaresizlik öğretiliyor. Bakın çaresizlik ne demek? Çaresizlik bir işin nasıl yapılamayacağını, nasıl olmayacağını, nasıl çaresiz kalınacağını öğretiyorlar. İnsanlara genellikle bunu öğretiyorlar. Hangi cümleler? Örneğin senden adam olmaz, sen yapamazsın, sen beceremezsin, elleme, dokunma. Daha fazla insanlar bu kelimelerle büyütülüyor, programlanıyor. İnsanın beyni biyolojik bir bilgisayar gibi düşün, programlanıyor. O yüzden insanların önünde devamlı engeller çıkıyor. Hani herkesin derdi var değil mi? Herkesin sıkıntısı var. Hocam olmuyor, yapamıyorum, elimde para tutamıyorum veya ailemde huzursuzluk var. Bunların sebebi ne diye soruyorsunuz ya. Herkesin derdi var ya, bu da çok normal. Bunların sebebi ne? Mindset. Olumsuz bakış açısı. Biraz önce dediğimiz gibi mindset is alles. Mindset her şey. Yani senin zihniyet yapısı, senin mentaliten seni engelliyor. O yüzden elinde para tutamıyorsun. Örneğin sen Almanya'da yaşıyorsun. Gurbetçi iş adamısın. Girişimcisin. 8 saat yerine 16 saat çalışıyorsun. Yanında 100 kişi çalışıyor. Tamam mı? Elemanların var. Elemanların senden daha rahat yaşıyor. Sen rahat yaşayamıyorsun. Köle gibi çalışıyorsun. Bir şey değişmiyor hayatında. Hep şikayetçisin. Neden? Çünkü mentalite. Öyle programlandı. Seni negatif programladılar. 18 yaşına kadar 455 bin kelimeyle mindset negatif olduğu için yapamıyorsun. Sen çalışkansın bak. Eminim bundan. Sen gayretlisin. Çalışkansın. En iyisini yapmaya çalışıyorsun. Arı gibi çalışkansın. Ama önüne hep engel çıkıyor. Örnek veriyorum. Arı da öyle çok çalışkan. Benim bahçemde arılar var. Hobi olarak arıcılık da yapıyorum. Çok çalışkanlar. Ömürleri 43 gün. 43 gün yaşıyorlar. Ama onların zamanıyla bizim zamanımız farklı olduğu için bize göre 150 sene yaşıyor. Çok gayretliler. Hiç boş durmuyorlar. Sen de öyle olabilirsin bak. Sen de onun gibi çalışkansın örneğin. Ama o çalışkan arının çalışkanlığı işe yaramıyor. Neden? Çünkü önünde bir cam var. Bu odadan kurtulup dışarı çıkmak istiyor. Güneşe doğru. Ama o cama devamlı çarpıyor. Çok görmüşsünüzdür değil mi? Arılar böyle cama çarparlar. Sabahtan akşama kadar çarpıyor. Düşüyor yere. Bir daha kalkıyor. Bir daha çarpıyor. Kurtulmak istiyor. Yani özgürlüğüne kurtulmak istiyor. Çıkmak istiyor. O odadan çıkıp güneşe doğru gitmek istiyor. Dışarısı çok güzel. Dışarıda bal var, polen var, her şey var. Arı orada dışarıda ne yapacak? Faydalanacak. Cevherlerden, baldan, nektardan, işte polenden faydalanacak. Ama faydalanamıyor. Neden? Kapalı bir alanda ve cama çarpıyor. Camı da göremiyor. Orada bir cam olduğunu göremiyor. Dolayısıyla aynı sen de öylesin. Çoğu insan %97'si böyle sevgili arkadaşlar. Onun kafasında kilitler var. Bu kilitler olduğu müddetçe insan çalışkanlığı işe yaramıyor. Bak buradaki gibi kafada kilitler var. Bu kişinin kafasına da 455 bin tane kilit koymuşlar. Yani öğrenilmiş çaresizlikler burada olduğu müddetçe senin önüne de devamlı görünmez cam çıkacak. Engeller çıkacak ve sen hayretler içerisinde kalacaksın. Yani ben o kadar çalışıyorum, gayret gösteriyorum, uğraşıyorum ama bir türlü olmuyor, başaramıyorum. Benim rakibim başardı, o yaptı, bu yaptı.
yaptı, onun yatı var, katı var ama ben neden 20 seneden beri aynı iş yapıyorum? Durumum da iyi ama o huzuru yaşayamıyorum. İçimde bir boşluk var. 8 saat yerine 12 saat, 13 saat çalışıyorum. Veya para tutamıyorum elimde. Veya ailemle bir türlü huzurlu olamıyorum. Veya çoluk çocuğuma zaman ayıramıyorum. Gurbetçinin en büyük problemi bu. Almanya'da yaşayan, Türkçe konuşan veya Hollanda'da yaşayan, Türkçe konuşan vatandaşlarımızın en büyük sorunu zamanın bereketsiz olması. Paranın bereketsiz olması. Sebebi bu işte. Mindset. Negatif mindset. Olumsuz kelimeler, olumsuz cümleler söylendi. Ne zaman? Dünyaya geldikten itibaren 18 yaşına kadar sürekli yapamazsın, beceremezsin, senden adam olmaz, para kazanmak çok zor, evlilik çok zor. Yani çaresizlik öğretildi. Çareyi öğretmediler. Bakın tekrar söylüyorum. Çare öğretmediler. Okulda nasıl para kazanacağını sana öğretmediler. Sen nasıl vergi ödersin? Nasıl köle olursun? Nasıl bir iş yapılamaz? Onu öğrettiler. Sadece okul değil. Herkes sana bunu öğretti. Hala öğretiyorlar mı? Evet öğretiyorlar. Çok basit. Aç televizyonu. Haberleri aç. Devamlı korku pompalanıyor. Bir işi nasıl yapılamayacağını anlatıyor. Dizileri açıyorsun. Dizilerde de aynısı. Bir işi nasıl yapılamayacağını sana anlatıyorlar. Veya dizileri açıyorsun. Sana evliliğin ne kadar zor olduğunu ve evlilikte mesela devamlı şüphe, o ona devamlı aşk meşk zina anlatılıyor. İnsan korkuyor. Evlenmekten korkuyor. Evlilik bu mu diyor yani. Çünkü kafaya onu yüklüyorlar. Onu antrensin yapıyorlar. Bitki gibi tohum ekiyorlar. Bunun gibi sosyal medyada da öyle. Bırak hepsini, bırak televizyonu kapattın. Senin en yakın arkadaşın sana bir işin nasıl yapılamayacağını anlatmıyor mu ya? Bir gözünün önüne getirsene. Senin en sevdiğin dostun, arkadaşın yok yapma sen bunu yapamazsın. Tam böyle adım atacaksın, tamam mı? Girişimcilik yapacaksın. Yok, elleme, dokun, batarsın. Sen yapamazsın. Sürekli devam ediyor. Yani sadece 18 yaşına kadar değil. 18 yaşından sonra da devam ediyor. Öğrenilmiş çaresizlikler. O senin kafanda olduğu müddetçe senin çalışkanlığın işe yaramıyor. Sen devamlı çarpacaksın. O görünmeyen cama çarpacaksın. Peki ne yapacaksın? Bak çok basit. Şu kilitlerden, şu kafadaki kilitlerden kurtularak mindset'ini değiştireceksin. Pozitif mindset coachingler var. Biz onu yapıyoruz örneğin. Bizim işimiz onları kaldırmak ve onun yerine, yani çaresizlik yerine bir işin nasıl yapılacağını gösteriyoruz. Anlatıyoruz. İletişim becerisini öğretiyoruz. Çocuğunla, eşinle, elemanınla nasıl iletişim kurmalısın? Psikolojik yöntemler, sosyolojik yöntemler, bir işin nasıl yapılabileceğini sana gösteriyoruz. Bunun dışında kendinle nasıl barışık olabilirsin? Özgün nasıl arttırabilirsin? Yani çaresizlik yerine çareyi öğretiyoruz programlarımızla. Bakış açısını değiştiriyoruz. Yani mindset coaching aynı zamanda beynini başarıya, bolluğa, berekete, huzura programlıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Sevgili arkadaşlar, ondan sonra o cam kalkıyor işte. O engeller kalkıyor. Çalışkan arı dışarı çıktığında nektar, bal, polen, su, ihtiyacı neyse arının yuvasına, devamlı kovana bir şey taşıması lazım. İşte orada verimli oluyor. Verimli oluyor, hayatı güzelleşiyor. Bal gibi hayatı oluyor. Her insan mindset coaching programıyla ne yapabilir? Kafasındaki kilitlerden kurtulup bolluğunu, bereketini arttırabilir. Zenginliğini arttırabilir. Ailedeki huzuru arttırabilir. Herkes yapabilir bunu. Mesleğinde kariyer yapabilir. Finansal özgürlüğüne kavuşabilir. Neden? Çünkü engelleri kalktı. Ayak bağları yok artık. İçindeki potansiyeli kullanmaya başladı. O yüzden yapabilir. Herkes yapabilir. Şu dünyada bir insan bir şey başardıysa herkes başarabilir. Ama önemli olan orada ne biliyor musun? Tecrübeye saygı sana yılları kazandırır. Tecrübeden faydalan. Yani daha önce bunları yapmış, başarmış insanların tecrübesinden faydalan. O tecrübelerden faydalanırsan sen de yapabilirsin. Sana zaman kazandırır. Senin tecrübeye saygın sana yılları kazandırdığı için sen 10 senede varılacak yere bir ayda varabilirsin. Herkes yapabilir, herkes başarabilir. O yüzden senin de artık bunu anlaman lazım. Yani bu zamana kadar bildiklerini seni buraya kadar getirdi. Daha ileri götürmüyor. O zaman ne yapacaksın? Bu bildiklerini kenara koy. Bak çöpe at demiyoruz. Sadece kenara koy. Yani bardağını boşalt, kenarda dursun. Mindset coaching programlarımıza katılarak bu bildiklerini ve üzerine bizim de ekleyeceğimiz yöntemlerle, tamam mı, bunları tasdif edersin, doldurursun. Ben sana şunu söyleyebilirim ki mindset programına katıldıktan sonra bir milat oluyor zaten. Her şey değişiyor pozitif manada. Hani senin daha önceden engellerin vardı ya, o engellerin kalkıyor, korkuların kalkıyor, kaygıların kalkıyor, endişelerin kalkıyor. Senin önündeki bütün o camlar, görünmez camlar kalkıyor, sen roket gibi uçuyorsun.
maddi olarak daha bereketli, bolluk içerisine giriyorsun. Yani bolluk yaşamaya başlıyorsun. Daha çok varlıklı oluyorsun ve bu varlıklarınla, bu zenginliklerinle insanlara da faydalı olabiliyorsun. Daha fazla zekat verebilirsin, daha çok hayır hasanat yapabilirsin. Kurbanlar kestirip insanlara, yetimlere, gariplere yardımcı olabilir. Öğrencilere burs verebilirsin örneğin zengin olunca. Bunun yanında aile huzurunu arttırabilirsin. Emin ol bundan. Gerçekten çocuğunla, eşinle daha iyi iletişim kurduğundan dolayı ailene huzur gelir. Mesleğinde kariyer yapabilirsin. Roket gibi uçarsın. Yani hızlı yükselirsin. Neden? Çünkü güvenilir insan olduğundan dolayı senin başında kim varsa işverenin senin o potansiyelini görür ve sana değer vermeye başlar. Sana daha fazla maaş verir. Bunun dışında kendi işini yapıyorsan finansal özgürlüğe ulaşırsın. Ondan sonra Ege'de bir köye yerleş. Tamam mı? Kendine bir villa yap. Oradan yaşayabilirsin. Birçok kişi bizim eğitime katıldıktan sonra oralarda yaşıyor artık. Bunun dışında daha sağlıklı olduğun için, zihinsel sağlığın yerinde olduğu için, yani psikolojin iyi olduğu için fizyolojin de iyi olur. Bedensel sağlığın da çok iyi olur. Ve en önemlisi özgüvenin artar. Yani karakterin daha güçlü olur. Yani sen hiçbir şey yapmasan bile sadece duruşun daha karizmatik olduğu için insanlara sessizliğin bile etki yapar. Bundan emin ol. Bunları başarmış, hedeflerine ulaşmış insanları okuyabilirsin, görebilirsin. Binlercesi var. Yani mindset coaching programlarımıza katılan, mentörlük programlarımıza katılan binlerce insan bunları bize mektup olarak gönderdiler. Öncesi ve sonrası böyle kağıdın ortasında. Önceden böyleydim, şimdi böyleyim diyerek teşekkür mektupları gönderiyorlar. Günlük olarak gönderiyorlar. Peki bunları nerede görürüm hocam? Nereden bulurum? Çok basit. İsa Mail yaz, Instagram'a git. İsa Mail yaz. Feedback kısımları var. Feedback kısımlarına tıkla. Feedback 1, feedback 2 böyle. Oku onları. Zaman yetiyor mu bilmiyorum. Ömür yeter mi bilmiyorum. Çünkü binlerce var. Hatta ben de bir yazıcıdan çıkarın. Bunları yazıcıdan çıkarın. Binlerce sayfa. Zamanınız varsa, ömür yeterse okuyun. Binlerce insan başardı. Sen de başarabilirsin. Yapman gereken ne biliyor musun? Burada en önemli şey ne biliyor musun? Bu programa uyuyor musun, uymuyor musun? Bunu anlayabilmemiz için başvuru göndermen lazım. Yani eğitim programına uygunluğunu ölçmek için eğitime başvuru göndermen gerekiyor. Peki nereden başvuru göndereceksin? Hemen videonun altında linke tıkla, formu doldur, gönder. Her şey uyarsa seni de programımıza alırız. Sen de inanıyorum başarırsın. Arzuladığın hedefe ulaşırsın. Arzuladığın finansal özgürlüğe sen de ulaşabilirsin. Ama bunun için harekete geçmen lazım. Çünkü beyaz atlı prens gelip seni kurtarmayacak. Onu söyleyeyim. Öyle bir şey yok. O sadece masallarda var. Şimdi hemen başvuru için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com